Şimdi anons ettiğim gibi erkek infertilitesi, erkek kısırlığı olarak biliniyor tabii kamuoyunda. Önemli bir sorun. Evet. Kısırlık denince de genelde çiftlerde kadınlar öncelikli başvuruyor doktora ama erkek infertilitesinin de özel bir öneme, ilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çok doğru. Erkek Çok doğru. infertilitesini nasıl tanımlarsınız? Görülme sıklığı, genel bilgilendirme anlamında bizi biraz detaylı bilgilendirir misiniz? Şöyle başlayalım. Çiftlerin 8'de birinde, her evli çiftin 8'de birinde yani yaklaşık %15'inde kısırlık görülüyor. Yani çocuk sahibi doğal yolla olamama durumu. Bunun da tarifini şöyle yapıyoruz. Bir yıl boyunca düzenli ilişkiye girmelerine rağmen ve çocuk istemelerine rağmen doğal yolla kadının gebe kalmaması hali. Bu durumda mutlaka bir medikal uzman görüşü alınmalı. Yani kadın doğumcuya gidip bir muayene olmalı. Erkek de tabii doğal olarak konuyla ilgilenen bir üroloji uzmanına veya herhangi bir üroloji uzmanına gidip muayene olmalıdır diyoruz. Çünkü kısırlık ya da infertilite dediğimiz durum her ikisinde birden olabilir. Hem kadında olabilir hem erkekte olabilir. Veya ikisinde de sorun yaşanıyor olabilir. Doğal olarak böyle bir sorun varsa eğer istediklerine rağmen bir yıldır da düzenli ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamıyorlarsa her ikisinde doktora başvurması ve erkeğin de konuyla ilgilenen androloji uzmanı da olarak adlandırıyoruz. Bu konuyla ilgilenen ürologlara konuyla ilgilenen bir ürolog veya androloji uzmanıyla görüşmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Siz dikkat çektiniz, vurguladınız ama biraz bizim bilgi eksikliğimiz var toplum olarak bu konuda. Katılır mısınız? Sağlık okuryazarlığı açısından neleri bilmek lazım öncelikle infertilite konusunda? Şöyle ifade etmek gerekiyor. Çiftlerde eğer kendilerinde bir sorun olabileceğine dair herhangi bir soru işareti varsa, mesela ne demek istiyorum? Erkekte geçirilmiş, çocuk yaşta geçirilmiş bir inmemiş testis ameliyatı varsa bunun için bir yıl beklemeye de gerek yok. Yani birkaç ay denemeden sonra da, 6 ay bir denemeden sonra da eğer gebelik oluşmuyorsa bir üroloğa başvurmasını tavsiye ederim. Veya çocukluk çağda geçirmiş olduğu bir hastalıktan dolayı bir kanser hastalığı olmuş olabilir. Bununla ilgili tedavi görmüş olabilir, kemoterapi, radyoterapi gibi. O zaman bu durumlarda da erkeğin gidip bir semen analizi yaptırmak için başvurmasında, doktora başvurmasında, tabii ürolog öncelikle başvurmasında fayda var. Bazı böyle özel durumlarda hani bir yıl boyunca beklemek de gerekmeyebilir. Kendilerinde herhangi bir şeyden şüpheleniyorlarsa. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Kadınlar daha öncelikli olarak kendilerinde sorun olduğunu düşünüyorlar. Evet. Bunun sebebinin ise düzenli ilişkiye girdikleri için erkekte herhangi bir problem olmadığı algısının çiftlerde olduğunu düşünüyorum. Yani erkekte işte boşalma olduğu sürece, düzenli bir ilişki olduğu sürece sanıyorlar ki bu yeterli. Hayır, değil esasında. Tabii o meni dediğimiz sıvının içerisinde hücrelerin belli sayıda, belli harekette ve belli yapıda olması gerekiyor ki gidip yumurtayı dölleyebilsin. Bu kalitenin anlaşılması için yani dışarıdan gözle görülebilir bir maalesef bir durum söz konusu değil. Hücrelerin görülebilmesi için mikroskop altında tabii ki doğal olarak incelenmesi gerekiyor. Buna da sperm analizi, semen analizi gibi isimler veriyoruz. Ancak bu şekilde spermin kalitesini anlayabiliyoruz.